Herkese Japonya'dan, Tokyo'dan merhabalar. Bu videonun konusu aynen bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi olacak. Sadece Tokyo sokaklarında, aralarında böyle gezerek şu anda kaldığımız yerin, bölgenin sokaklarında biraz dolaşacağız. Sampo diyorlar Japonlar. Biraz yürüyeceğiz böyle kısa mesafelerde. Sizi de Tokyo sokaklarının arasında bu görüntülerle gezdirmek istiyorum. Güzel bir çay kahve eşliğinde bir video yapmak istiyorum. Bununla ilgili de çok mesaj aldı. Bizi Tokyo sokakları arasında gezdir. Çünkü bu sokakların arasında dolaşmayı isteyen bir sürü insan var. Belki izleyenleriniz Japonya'ya günün birinde gelmek isteyecek. Belki bazılarının hedefi, planı geleceğe yönelik bu sokakların arasında. Bakar mısınız şu görüntünün tatlılığını? Amcam almış bisikletini, bir ihtimal markete falan gidiyor. Dediğim gibi bu sokakların arasında böyle yürümeyi isteyen, hayali olan bir sürü insan var. Hayali olmayan da sadece bu görüntünün güzelliğinden dolayı çayını, kahvesini alsın. Biraz kafasını dağıtsın. Hidari. Hidari şu. Önce sizi bu sokağa soktum. Tayfun'da burada video çekmiştik. O videomu da açın izleyin. Ya şuradan bir dönelim bakalım. Çıkabilecek miyiz? Öğlen saat 1 Tokyo'da. Aha, çıkmaz sokağa geldik galiba. Şuradan bir sol sağ yapalım. Yol var mı baba şuradan? Yol yok galiba. Bakın şurada bir apartmanın bisiklet park yeri. Olabildiğince farklı konseptlerde videolar çekip atmaya çalışıyorum. YouTube'a koymaya çalışıyorum. Artık bir nevi işim olmuş oldu. Çünkü izlenmeler arttı. Takipçiler gelmeye başladı. Böyle güzel yerler göstermeye çalışıyorum. Tarlanın güzelliğine bakar mısınız? Burası bildim bileli hiçbir zaman boş kalmıyor. Hep bir şeyler ekiyorlar. Boşta bir alan bile yok. Her zaman ekip biçiyorlar. Buralarla ilgilenen hep birileri çıkıyor. Fazla kesmemeye çalışacağım. Ki videonun içerisine girin. Benle birlikte Tokyo sokaklarında, kasabalarında, köylerinde biraz yürüyüş yapın. Çayla kahveyle çok güzel gitmiyor mu? Benim böyle bir videom olsa, yani başkası böyle bir video çekmiş olsa ben çayımı alırım. Arkada ders mi çalışırım, bir şeyle mi uğraşırım, işle mi uğraşırım? Arkada oynasın. Görüntünün güzelliği konuşmasam bile zaten içine çekiyor. Bakın küçük bir patlıcan bulduk. Tokyo patlıcanı. Alanın güzelliğine bakar mısınız ya? Kabak mı bu acaba? Bunlar reyhana benziyor da. Reyhan gibi duruyor. Biber var. Asparagus varmış. Asparagus'un da şeyini ilk kez görüyorum, bitkisinin. Burası Tokyo'da kaldığımız evden çıktığımızda böyle 5 dakika bir mesafede, bu solumuzda bir tane küçük dağ var. İnsanlar buraya çıkıyor, sporunu yapıyor. Yerimiz bu şekilde. Yakın zamanda evimi tanıttığım bir tane de video çekeceğim. Hedefimiz artık 100 bin, ondan sonra 1 milyon. Baya baya bu işi tam zamanlı yapabilmem için bir an önce 100 bin aboneye çıkmam lazım. Yemyeşil, insanın içini açıyor ya. Çıkıp burada böyle yarım saat, bir saat yürüyünce gerçekten derdi tasasını unutuyor insan. Şimdi özellikle hafta sonu insanlar dışarılarda koşmayı, yürümeyi Japonlar seviyorlar. Aşağımızda nehir var, büyük bir Tama Nehri. Orada bir upuzun bir bisiklet yolu var. Bisiklet sürenler, işte beyzbol oynayanlar, pratik yapanlar, koşanlar, sporunu yapanlar bir hayli fazla oluyor. Beni rahatlatıyor açıkçası böyle sokaklarda. Keşke zamanım daha fazla olsa da şu sokaklarda şu şekilde yürüsem. Ya Tokyo'nun tabii stresli tarafları var. İş bakımından stresli olduğu yönler de bir hayli fazla. Ama bu tarz durumlar da olunca o onu karşılıyor. Ama ben Hokkaido'cuyum. Onu her videomda söylüyorum. Kutup
kutu gibi arabalar. Bu adam şimdi bu kutu gibi arabayı almasa, yanına koskocaman cip alsa koyabilir mi? Koyamaz tabii. Alan yok. Şurada böyle bir işaret koymuşlar yolun ortasına. 4 artı 1 bir daire anladığım kadarıyla 50 milyon yen civarı bir şey. Yani o paraya 2 tane orta büyüklükte bir yer de alınabilir ama Tokyo'da fiyatlar bu denli pahalı. Tabii Tokyo dışına çıktığınızda o evden 2 tane alabilirsiniz. Etraftan böyle çok güzel arabalar geçiyor. Hobisi fazla. Evde oturanlar da tabii dışarı çıkmayanlar da var da. Hop hemen bir sokağa giriyoruz. Sokağımız böyle. Burada bir tane Kawasaki motorumuz var. Sahibi bırakmış gitmiş. Bir şey olmuş. Bu da böyle bir sokağımız. Sokağın güzelliğine bak. Çocuğunu almış bisikletle. Oh. Bu tarz bir bambu. Bunda bambu varmış. Sağ olsun eşim. Her şeyi açıklıyor bana. Bazı şeyler benim gözümden kaçıyor da çok yardımcı oluyor. Sırf o izleyebilsin diye videoların altına Japonca translate açıklama koyuyorum. Bu da Tokyo'da, Japonya'da bir dişçinin girişi. Ya buralar genelde de böyle ıssız oluyor. Bu da böyle enteresan bir yer. Burası niye bu kadar böyle boş gözüküyor? Şurada üst üste olmuş bir araba maraba vardı. Şuraya girebiliyor muyum? Milleti şu anda apartmanına girdik de bir görüntü göstereceğim size. Arabalar ne kadar böyle üst üste yapmışlar. İşte alanın darlığından bahsettim. Konu bu arkadaşlar. Binanın boyutu yüksekliğinde inanılmaz. İnanılmaz. Bir başka sokak mı? O tekerleğe ne olmuş öyle? Bazıları gerçekten bu arabadan, motorlardan gerçekten anlıyorlar. Kendileri böyle söküp takıyor. Böyle garajları var, alet edevatları var. Bazı Japonlar denk geliyorum bazen böyle sokak aralarında. Gerçekten anlıyorlar, uğraşıyorlar. Bu mahalle herkes birbirini tanıyor. Güzel bir mahalleye benziyor burası. Burada gördüğünüz evler Japonya'nın her yerinde bu tarzda, bu büyüklükte görebileceğiniz evler. Dur bakayım ya, böyle aralara girdikçe çok enteresan durumlarla karşılaşabiliyorsunuz Tokyo'da, Japonya'da. Bakalım oraya çıkmaz sokak mı acaba? Aa, yok yok, çıkmaz sokak değilmiş. Teyzem evinin önünü süpürüyor. Burada da şöyle bir park gibi bir yer var. Şöyle bir yer. Bayağı eski bir ev burası anladığım kadarıyla. Teyzem uzun senelerdir burada yaşıyor. Çekimi iPhone 14 Pro'da yapıyorum. Çözünürlük de 4K 30 FPS. Arada böyle soranlar oluyor. Böyle ufak ufak bilgileri verim, arada kaynasın gitsin. Bu sokak da biraz geniş, güzel bir sokakmış. Görüyorsunuz gibi evler birbirine benziyor. Arabalar birbirine benziyor. E tabi doğal olarak insanlar da birbirine benziyor. Klasik tabi, olmazsa olmaz söyleyeceğim. İlla bir videoda, her videoda söylemem lazım. Sokaklarda çöp göremiyorsunuz. Her videoda olmazsa olmaz bu cümle. Yani ben olmayabilirim ama bu cümle kesinlikle oluyor. Güzel. Her evin önünde böyle bir çiçek, küçük bir alan. Bağla bahçeyle uğraşmayı da seviyorlar. Köpeği olan. Bu tarz evlerde genellikle evcil hayvanı olan insan bir hayli fazla. Apartmanlarda genelde izin verilmiyor evcil hayvana. Ne kadar değişik bir ev mi burası? Enteresan bir bina. Sağ mı dönelim? Hadi sağa dönelim. Şimdi de sağa dönelim.
Rambalak mıydı? Hani o kamerayı tutuyor hiç konuşmadan. Sokakların arasında geziyor. Video çekiyor. Bazen denk geliyorum o abimin videolarına. Senelerdir onun kanalı devam ediyor. Ben de arada sırada yani olabildiğince farklı içerik. Neyse konuşmayacağım, tamam. Konuşmuyorum. Şimdi bazı arkadaşların cevapları geldi kulağıma. Bir sus da sokağın keyfini çıkaralım diye. Elektrik direği de yok. Akşam vakti buralar kapkaranlık oluyor. Ah ne güzel koku var. Büyük ihtimal bayağı terk edilmiş. Evet, burası ya birine verilecek, restore edilecek ya da yıkılacak, yerine başka bir yer yapılacak. Büyük ihtimal sahibi vefat etmiş anladığım kadarıyla. Allah rahmet eylesin. Bakar mısınız? Bir o eve bakın, bir de yanındaki eve bakın. Dertleniyorum ama videonun konseptine uygun olmayacağı için yarıda kesmek zorunda kalıyorum. Bazıları anlıyor derdimi, bazıları tabii anlamıyor, videonun şeyine kapılıyor. Şu sahne bana bir anime sahnesini hatırlattı. Değil mi? Animelerde de buna benzer sahneler bir hayli fazla. Burası da yeni yapılmış bir ev. Satılık, satılma aşamasında. Yan yana yapılmış. Bak biraz önce bir evi göstermiştim ya yan tarafta. Büyük ihtimal orası da ya biri alacak, restore edecek ya yıkacak, bu tarzda bir yer yapacak. Şuraya bir tane araba koyabiliyorsunuz. Buraya da bir tane sığar mı? İki tane araba sığar herhalde. Bence buranın fiyatı böyle 30-35 milyon yen olabilir. Eşim 50 milyon yen diyor da o kadar yoktur ya. Burası kapının girişi oluyor. Burada da ufak bir kutu var. Kargo geldi mi buraya koyuyor. Ama çok şey ya, ben böyle bir yerde kalmam. Bana uygun yerler değil buralar ya. Sokağın içerisinde her yer açık. Tamam, güvenli hissediyorum kendimi ama yani her an böyle bir şey olabilecek hissiyatı veriyor bana. Bisikletle de giderken sol şeritte. Aman abi başıma bir şey mi gelecek? O hissiyat hep var. Ne güzel böyle küçük arabalar. Bilmem neyler. Evler, evlerin rengi böyle değişik değişik oluyor. Şöyle bir örgüyü yakınlaştırayım. Şöyle bir yer. Şöyle bir yer. Şurası sokağa gidiyor. Bakın bahsettiğim alan darlığı bu. Evin altında böyle bir yer var. Canlı canlı gösterin. Burada bir bina yapılıyor. Solumdaki yerde en az 3 tane çocuk var ya da 4 tane. Buraya bir apartman mı yapılıyor? Bakalım. Anlaşılıyor. Buraya galiba bir oraya bir buraya. Evet, yan yana binalar yapılıyor. İkodatte House, müstakilev olması lazım. Bu da mı yeni yapılmış? Bu da yeni yapılmış. Buralara ne olmuş böyle ya? Bak dediğim olay işte. Boşta bir yer bırakmıyorlar. Bu da böyle bir yer. Şu yolun ortasında, caddenin hemen yanında. Her yeri bir açık. Böyle pencereyi bir açıyorsunuz. Yanınızda arabalar geçiyor. Evet, patır patır yapıyorlar evleri. Çünkü insan nüfusu fazla. Birilerinin bir yer yapması lazım ki insanların gelip kalması lazım. Burası da köy, kasaba gibi bir yer. Büyük ihtimal yakında buraya da yaparlar. Bayağı da ev var bak, ardı ardına. Başlı önlü. Aa, burada enteresan bir şey var. Bakın merdivenin üstüne ne koymuşlar. Adamlar asansör yapmışlar. Tık, buradan tık aşağı iniyor. Hep bu. Aşağısında da şöyle bir şey var. Şuradan karşıya geçtik. Bildiğiniz cadde arasında bir yer. Bakar mısınız? Abim ekmiş burayı. Şurada üzüm var. Babaannemi özledim ya. Beraber üzüm yapmaya gitmiştik, yemiştik. Bunlar da kargo firmasının kamyonları. Bunlar bile böyle güzel gözüküyor göze. Şekilli şekilli. Bu da böyle bir yer. Buraya neden acaba ev yapmıyorlar? Galiba ya izinle alakalı ya da zeminiyle alakalı bir sorun var. Akşam vakti korkutucu oluyor buralar ya. Burası da bir marangozcu. Beyzbol oynadıkları bir yer var. Bayağı geniş bir alan. Bir ara girmiştim. Twitch'te yayın yaparken, canlı yayın yaparken. Bakalım
girebileceğiz mi tekrardan? Japonya'da bildiğiniz birinci spordu. Şöyle anlatayım. Beyzbol buradaki önemi. Paris Saint Germain gelmiş. Messi, Neymar, Mbappe yanında antrenman yapıyor. Solda çok büyük bir alanda beyzbol maçı vardı ve inanılmaz bir kalabalık vardı. Öyle düşünün. Stadyumun yarısını doldurmuştu Messi, Mbappe, Neymar antrenmanda. Yanındaki beyzbol sahasında on binlerce kişi vardı. Şurada beyzbol antrenmanı yapıyorlar. Burada da beyzbol antrenmanı yapıyorlar. Burada galiba profesyonel bir takımın antrenman yeri olması lazım. Bir bakalım. Eşim gelmedi. Eşim tam Japonya diyor. İzinsiz ben bir yere girmem diyor. Arkadaş izinsiz değil, bir üst kata çıkacağız. Kapı açık. Bir bakalım ne var etrafta. Kimse yok mu? Alın size Japonya'da bir numaralı spor dalı. Beyzbol. Netlemiyor kamera. Kamera fileden dolayı netlemiyor. Çok ilginç. Evet bunlar çocuk değil. Şunlar bayağı profesyonel bir takım. Bu ne lan, hepsi üzerime geliyor. Takım galiba profesyonel, önemli bir takım olması lazım. Ya hiç anlamıyorum bu beyzbolu. Şu anda bir şeyler oluyor da. Bak şuradan gelecek. Bu kamera netlemiyor. Bu gördüğünüz spor Japonların bir numaralı sporu. Çocukluktan yetiştiriyorlar neredeyse her şeyi ve izlemesi bana hiç zevkli gelmiyor. Ben futbol, basketbol, tenisi bile seviyorum. Yani handbolu bile seviyorum da beyzbola karşı böyle bir ilgim, yani olay enteresan olmasına rağmen hiç oralı değilim. Takımın adını öğrendim. Eşim sağ olsun direkt hemen cevap verdi. Bu takımın adı Meiji Üniversitesi'nin beyzbol takımıymış. Bayağı Tokyo'da popüler, profesyonel bir takım. Ben neye baktığımı bilmiyordum. Meiji Üniversitesi anladığım kanalıyla beyzbolda güçlü. Genç yok bak, bu siyah olanlar, şimdi fikir yürütü, bu siyah olanlar orta yaşın üzerindeki arkadaşlar. İlginç duruyor. Bu bağırışmalar, şunlar bunlar bir ilgim çekildi. Beyaz olanlar da anladığım kadarıyla alttan böyle gelen. Şimdi biraz görüntü vereceğim size. iPhone'un yakınlaştırması çok net ya. Ben ilk kez fark ettim. Yanlarındaymışım gibi çekiyor şu anda. Beyzbol sahasından çıktık. Bakın neyle karşılaştım. Burası pirinç satın alabileceğiniz, pirinçleri ayrıştırabileceğiniz bir yer. Özellikle kahve, şurayı göstereceğim size. Buradan bildiğiniz gelip büyük kiloluk pirinçleri alabiliyorsunuz. Böyle şirketler, çeşit çeşit farklı pirinç tipleri var. 10 kilosu 2980, 2680. 5 kiloluk var böyle 16-17 dolara gelen vesaire vesaire. Paranızı atıyorsunuz, aşağıdan kapak açılıyor, pirincinizi alıyorsunuz. Burası çok enteresan. Burası dikkatimi çekti. Bakın şurayı açıyorsunuz. Şöyle bir yer var. Diyor ki hoş geldin kardeşim, önce paranı at da bir cebimiz bir şenlensin diyor. Şimdi buranın olayı ne? Bunların kahverengi pirinçleri var. Parayı attıktan sonra, bakın burada gösteriyor. Parayı attıktan sonra buradan bir kapak açılıyor. Bu pirinci buraya atıyorlar. Attıktan sonra, bir dakika ablacığım bir dakika. Attıktan sonra bu kahverengi pirinci size beyaz pirinç olarak veriyor. Arkada böyle tık 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 bir şeyler yapıyor. Peki bu kahverengi pirinci, burada butonlar var. Diyor ki ne kadar
değiştirelim, dönüştürelim. Onun bir adı var da dilimin ucuna gelmiyor. Diyor ki ben kahverengi pirinci %50 oranında çevireceğim, %70 çevireceğim, yarısına çevireceğim ya da tam anlamıyla beyaz taneciklerini işte getireceğim diyor. Burada da fiyatları var. 5 kilogram atarsanız 100 yen. Tamam ablacığım, tamam anladık, sensör var, görüyorsun beni. 30 kilo atarsanız 600 yene geliyor. Yani burada her yerde pirinç tarlası olduğu için güzel bir sistem. Pirinçlerde şu kahverengi pirinci atıyorsunuz, beyaz pirinci getiriyor sizi, ayrıştırıyor bildiğin. Şurada bir tane de pedal var. Burası tamamıyla dolduktan sonra şu pedala basıyorsunuz. Çuvalınızı dolduruyorsunuz. Ben böyle bir yeri ilk kez gördüm açıkçası. Tam da böyle Tokyo'nun göbeğinde böyle bir yere denk gelmem. Enteresandı bu videonun içerisinde. Güzeldi, enteresan. Japonya'nın böyle aslında hayat kurtarıyor bir nevi. Burada yakınlarda tamam market falan vardı. Abim burada geliyor, müstakil evi var, 10 kiloluk pirincini alıyor, eve gidiyor. Büyük ihtimal burası bir tık daha pahalıdır gibime geliyor. Bakın bu kanji de pirincin kancısıymış. Eşim gösterdi, dedi ki bunun tadı lezzetli oluyor. Dedim dur tamam bekle. Tamam madem video çekiyoruz ben sana bu 5 kiloluk pirinci alacağım. Eve kadar sırtlayıp götüreceğim. Evet gitmiş en pahalısını seçmiş. En lezzetli buymuş. Nigata. Nigata no okame. Nigata'nın pirinciymiş. Hadi alalım. Paramız burada. 10.000 yenimiz var. Enteresan bir video oldu. Sokak aralarını mı gösterdik? Beyzbol oyuncularını mı gösterdik? Derken bir anda kendimi pirinç alırken buldum. Şundan bir paramızı atalım. Yakınlaş canımın içi. Ulan gitti 10.000 yen gitti. 8'e basıyoruz. Hemen. Hep 8'e basıyoruz. Oh, tok diye geldi. Oh. 5 kiloluk pirincimiz geldi. İçi de böyleymiş. Tak diye yukarıdan düştü. Evet, Nigata'nın meşhur pirincini aldık. 5 kilo. Para da orada bir şey uçmaz değil mi o? 17 dolara mı ne geldi? Bayağı lezzetliymiş. Para kaldı ya. Ses var. Bak. Para kaldı ya. Paranı al diyor. Tak ama kısık sesle ötüyor. Japon bile böyle. Bak içeriye bakın. Ne kadar dar bir alana yapmışlar. Alırken seri seri alıyor ama verirken böyle elini sokuyorsun böyle aslanın ağzına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doğru. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sokak çekeceğiz diye çıktık. En sonunda pirinç alarak eve dönüyoruz. Japonya böyle bir yer arkadaşlar. Görüşürüz.